Müsait bir yerde inenlerin kanalı Sportaküs TV. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sportaküs TV'de Alexander'la devam edeceğiz. Arkadaşlar müthiş videolar yapıyoruz. Biliyorsunuz 11 vs 11'lerimiz geliyor ve bugün de arkadaşlar FIFA 18'in demosu çıkalı birkaç gün oldu ama biz daha yeni şey bulduk. Sebebi de şu arkadaşlar, biliyorsunuz patates sporumuz analikte. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kadroları lisansladık. 60-70 kişilik 3 takım kurduk. Bunların tek tek oyuncuların tek tek özelliklerini yaptık falan. Süreç uzadı. Bu yüzden Alexander'ın denemesi, yani FIFA 18 demoda bir deneme maçı var arkadaşlar. Onu biraz geciktirdik. Özür diliyoruz bunun ama mutlaka çekecektik ve bugün de çekiyoruz arkadaşlar. Yolculuk başlasın ve Alexander'ımız FIFA 17'de benim PlayStation 4'ü alma nedenim de arkadaşlar. Çünkü PlayStation 3'üm vardı benim o zaman ve PlayStation 3'te yoktu Alexander. Ben dedim ki bari 4'ü alayım ve aldım. Pişman oldum mu? Hayır arkadaşlar. Evet, Alexander telefonuyla dedesi Jim Hunter, biliyorsunuz ünlü bir futbolcu. İzlemeyenler için o serileri, yani bizim kanalda yok zaten de çünkü yeni bir kanalız. Catherine'in mesleğini unuttum arkadaşlar, yani ne mesleği vardı unuttum açıkçası. Evet, Michael gelmiştir zaten. Michael menajerimiz. Güzel haberlerim var diye girdi. Adam, bu adam gelince kötü haberle gelmiyor zaten arkadaşlar. Neydi? Hayır, söyle. Sezon öncesi turun daha iyi geçirebilirdin. Ancak görünüşe göre bazı kulüpler farklı bir yerde potansiyelin daha iyi yansıtabileceğini düşünüyor. Mesela? Evet, diyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinden bazılarının temsilcileriyle çok ilginç görüşmeler yaptım. Bayern, PSG, Atletico, PSG. Vay. Alt yazıları okuyabiliyorsunuz zaten. O yüzden çevirmeyeceğim arkadaşlar. Shut up. Real Madrid. The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board. Arkadaşlar Real Madrid istiyor ya. This is as big as it gets, Alex. Ya sözleşmesi değil, bak Ronaldo'nun resmi var orada oğlum, manyak. Ronaldo ile oynayacağım lan. Raul Roberto Carlos Zidane diyor. Vay yok artık. Lan daha var, figolar var oğlum, manyak. Kaleci Casillas benim. Bir kaleciyim arkadaşlar, anlatacağım birazdan. 18 yaşındasın diyor. Ya bu Jim dedemiz de. Ya arkadaş daha ne zaman gideyim? 18 yaşında. 18 yaşına gideceğim yani. Ya 11'de yer bulmam zor, eyvallah dedeciğim. Hakikaten arkadaşlar şimdi benzeme ama zaten hani yer aldığımız kulüp de bence büyük bir kulüptür. Yani çok ufak bir kulübü seçmedik. Ben Leicester City seçmiştim, hani o zaman revaçtaydı da. Bilmiyorum, şu an tabi demo benimle alakası yok, hangi takım bilmiyorum ama. Babam da öyleydi diyor, doğru. Şimdi gençler, bir futbolcu olsaydım şöyle bir Real Madrid teklif yaptığı zaman hiç düşünmezdim. Nuri Şahin nasıl düşünmedi arkadaşlar Dortmund'dayken? Kimse düşünmez açıkçası, burada şu an biraz gevşeklik yapıyorlar ya. Yani, sen ne düşünüyorsun falan. Aynen, Catherine'de kalbinden ne geçiyor diyor. Tabii ki de çocukluğumdan beri bunun hayalini kuruyorum diyor. Hayır denmez, aynen. O bak arkadaşlar, görüşmeler başlaması için, yani arkadaşlar biz golümüzü atacağız. Michael da Real Madrid'e güzel bir para teklifinde bulunacak. Şu an var ya, acayip mutluyum ya. Var ya gençler, belki ben de bu enerjiyi hiç görmemişsinizdir hiçbir videoda. Biraz tutuk olabilirim ama yani bu Hunter serisi efsane. Ve Chelsea'deyiz. Diego Costa, herkes bize ters ters bakıyor. İnanamıyorum. Bir düşmanlıkları var bize gençler. Bak koç geldi. Ama bir düşman bakıyorlar. Yedeklerde miyim diyor. Hoca şu transfer olayları nedeniyle maça konsantre olamayacağını düşünüyor. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Hocam ben iyiyim. Gerçekten. Ya Hazard'ın falan bakışını gördünüz mü arkadaşlar? Böyle falan yaptı. Diego Costa arkasını dönmüş zaten.
Futbolcular bizi biraz dışlamışlar. Yani normalde futbolcuların içinde böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Profesyonel bir ortam ya sonuçta. Alexander olarak oynayacağım ben. Kadroya bak. Ya zaten Diego Costa'nın olduğu yerde biz zaten gerçekte de yedeyizdir arkadaşlar. Ama gerçi Costa şu an orada oynayın. Premier Lig'de puan durumu bu şekilde arkadaşlar. Leicester City'nin 3 puanı var. 2 hafta geride kalmış durumda. Alexander ve mücadeleye başlıyoruz arkadaşlar. Kaçıncı dakikada gireceğiz? Şöyle hocam şöyle 50 gibi falan sok ya. Öyle 80'de sokma beni gözüm seveyim. Bizi duyan taraftarlar ıslıklıyorlar şu anda arkadaşlar. Kulağınıza geliyor mu bilmiyorum. Bu maçta gönüllerini alabilirsin evlat diyor. Tribünler bize mi ıslıklıyor gençler? Kötü bir şekilde ayrılmayacağım diyor. Kötü bir şekilde ayrılmayacağım. Kötü bir şekilde ayrılmayacağım dedim arkadaşlar. Taraftarlar bizim sesimizi, bizi ıslıklıyorlar arkadaşlar. Normal değil. Sonuçta Real Madrid gibi bir takımla görüşüyoruz. Yani ıslıklanmamamız gerekiyor. Ama ayıp ediyorlar. Neyse, biz profesyonel bir oyuncuyuz. Costa, bakalım bizimle çakacak mı? Evet, neyse. Costa delikanlı adammış. Islıkları duyuyorsunuz. Islıkları duyuyorsunuz arkadaşlar. 10 pas yap dedi. Biz de paslaşmaya da başladık. Şimdi Alexander, Alexander yerde kaldı. İlk top kaybı Alexander'dan. Gençler, acayip derecede stresli hissediyorum kendimi. Çünkü top bana geldiği anda ıslıklıyorlar. Şu anda 3-0'da yenik durumdayız. Oha yeni gördüm bu arada, oha. Abi özür dilerim. Pes oynayınca starta basıyor insan. Bilenler bilir gençler. Evet kaleci Courtois kullandı. Uzun gönderdi. Biz orada değiliz. Biz biraz geride kaldık. Hunter. Top bana geldiği anda ıslıklıyorlar arkadaşlar. Van der Veen'in o son maçı gibi düşünün. Alexander! Alexander! Alexander atıyor! Alexander! Tribünler seviniyor. Alexander atıyor. Gol sevincini göstermiyorlar. Yazıklar olsun size. Müthiş bir gol attı. Veen'in ortası. Alexander boşta kaldı. Hunter. Alexander atıyor. Gol sevincini göstermediler. Güzel bir gol sevinci yapacaktım. Alexander ağları deldi resmen de işte Alexander ekranlarımızda. Dakika 64'te 3-1 yaptı. Şimdi her şey bizim şeyimizde. Bu golü attık. Real Madrid garanti gençler. Real Madrid'de transfer oluruz. Kırmızı kart falan görmezsek. Gol atmamıza rağmen hala uğultular geliyor arkadaşlar. İsmimiz duyulduğunda. Şut posu kaleci Courtois. Tabii bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Dışarıda bekliyorum. Boyu da çok uzun değil zaten. Dışarıda beklemem normal. Top bize gelecekti büyük ihtimalle. Allah. Şimdi bir pas. Alexander. Hunter. Pasımı kestiler ya. Ya gençler inanamıyorum ya bu Alexander'ı niye ıslıklıyorlar ki? Vallahi var ya bak çok uyuz oldum ha. Pozisyonda kalıyor ve puanımızı kesti. Şimdi Alexander topu aldı. Alexander, Alexander güzel bir pas attı. Alexander. Hazard topu kaybetti. Eden Hazard, Alexander aldı. Alexander! Alexander atıyor tribünler. Tribünleri hareket yapıyoruz. Tribünleri hareket yapıyoruz Alexander. Alexander'ın buradaki çabası ve çizgiden yani sıfır noktasından nefis vurdu Alexander. Bacak arası dünyanın en iyi kalecilerinden İspanya milli takımının kalecisi De Gea'ya. Ben Alexander'ı böyle beni ıslıklarsanız aklınızı çekerim sizin, tamam mı? 3'e inecek. 3-2 yaptı. Tek başına takım olan Alexander. Dakika 71. Alexander. İsimleri şu anda ıslıklanmıyor. Alexander pozisyonda kalalım gençler. 9.4'ü almışız. Şimdi Conte. Conte. Ben paslaşmamı yapayım gençler. Hazard. Hazard. Alexander. Hunter. Hunter şut pozisyonunda. Alexander. Alexander dışarıda. Geliyor geliyor. Üst geliyor.
29 numaralı formasıyla Alexander sol ayağıyla vurdu. Etkili bir şut olmadı. De Gea kullandı şimdi dakika 75. Hazard onu çevirebilir mi? Herrera. Gençler ben burada bir küçük bir sohbet konusu açmak istiyorum. Real Madrid'e transfer olmak her futbolcunun hayalidir. Ben de zamanında kaleciydim. Ne yazık ki sakatlıklar peşimi bırakmadı arkadaşlar. Bu pas hatası yaptık. Sakatlık peşimi bırakmadı ve bir sakatlık geçirdim. Bacağımda bir tümör çıktı iyi huylu. Ve ondan sonra uzun bir süre oynayamadım. Döndüğümde rahmetli Turgay Şeren, Alexander diyordum. Rahmetli Turgay Şeren beni Galatasaray'a gönderdi Fatih Terim'e bir mektup yazarak. Orada da küçük bir talihsizlik yaşadım ve futbol hayatına veda ettim arkadaşlar. Bu yüzden de burada futbolcu olmak görüyorsunuz yani neşemi. Futbolcu olmak benim hayalimdi. Ne yazık ki olamadım. Alexander geldi. Alexander, Alexander, Alexander hat-trick yapıyor. Alexander hat-trick yapıyor. Alexander 3-3 oldu. 3-0'dan maçı çeviriyoruz. Alexander'la FIFA 18'in kahramanı biz olacağız. Alexander arafasında karşı karşıya kaldı, nefis bir gol attı. Alexander 3-3. Futbolcu olamadım arkadaşlar, ha, onu söyledik mi? Haberci olduk. Golle geldi, nefis bir goldü. Futbolcu olduk gençler, güzel tabii şey ama futbolcu olamadık, şey olduk, haberci olduk arkadaşlar ama olsun. O da güzel bir meslek, tekrar Alexander aldı. Alexander şimdi. Alexander. Olamaz. Olamaz. Dışarıda olamaz. Tekrar deniyor. Güzel bir şuttu bence. Buradan size tavsiyem var arkadaşlar. Futbolcu olmanın peşini asla bırakmayın. İnşallah futbolcu olmak isteyen kardeşlerim futbolcu olurlar. Ben bir kaleciydim. Turgay Şeren'e de buradan gani gani rahmet diliyorum. Gerçekten çok güzel bana bir şans kapısı açtı. Hadi başlayalım. 86 oldu. Bir gol daha atabilir miyiz? Kendi evimizde gayet. Hayır, hayır, hayır. Manchester United, well, one of those goals that looks like has been practiced on the training ground several times. Kafa vuruşu gelir mi? Şimdi top bizde. Hunter pas istiyor. Alexander üçgenle pasımızı verdik. Güzel pas dedi. Alexander aldı topu. Şimdi Alexander. Alexander'a. Ya abi. Of. Ya var ya. Chelsea'li futbolcular bana ayak uyduramıyor gençler ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayak uyduramıyorlar ya. Şimdi Lukaku. Bailey. Pogba. Pozisyon alma zayıf falan diyor ama yani neredeyim ki? Ne bileyim orada. Aha. Oha. Alexander. Neyse. Takım arkadaşım attı. Güzel gol. Güzel gol. 4-4 oldu. Bu kadar boşluk inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Yani bir senaryo olduğunu düşünüyorum bunun. Ya bu kadar boşluk vermesi bu dakikada özellikle önde olan bir takımın. Ama olsun. Çiçeğimize kazanalım ne olacak? Güzel bir gol diyor. Bravo. Tebrik ediyorum Willian'ı. Bana da asist yapmıştı. Üzülme. Kardeşim üzülme. Valencia mıydı arkadaşlar? Evet. Bu arada evet arkadaşlar maç bitti. Alexander hakemlerle tokalaşıyor. Tam bir fair play örneği. 4-4 oldu. Tribünleri selamlıyor Alexander. Aslında onlar bizi ıslıkladı. 6 şutta 3 golü bulduk. Tribünler bizi alkışlaması gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir veda ettiğimizi düşünüyorum. Performansımız 10. Asist yap demiş, yapmadık. Maçı kazan dedi, kazanamadık. Ne yazık ki bazı şeyleri de yapamadık. Neyse. Bence arkadaşlar kazan diyor da yani 3-0'dan da maç çevirmek tabi zor ya. Yani 3-0 verdiniz bana. Ben 3-3 yaptım. Bir tanesinde de golü ben atacaktım ama bilgisayar bana geçmedi. Neyse. Zahsar dönümü kapanmasına ne olmuyor? Valla olmamız lazım. Alexander 15 saat kala Michael üzüntülü geliyor galiba. Hiçbir yere değil. Biraz morali bozdum. Ne oluyor ya? Ya var ya kesin bir şey oldu ha. Ya da Chelsea bir satmıyor bizi arkadaşlar.
taking the bank, right? All right, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? Ne oluyor lan? Vallahi arkadaşlar. Been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Lan Michael! Move it! Wait. You saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chumps. You know the kind that manufactures deals between players and clubs. No, Real didn't know anything about it. Ya var ya. Come on. E tamam. Ne yapalım arkadaşlar? Chelsea değil. Trying to save your career. Oğlum, Allah kahretsin lan. Chelsea'den özür dilemeliyiz. Beyler kariyerini kurtarmaya çalışıyor. Burada bitmesin ya. Ben olur burada bitmesin. Hayır. Bitti mi? Hayır bitmesin burada ya. Hayır lan. Hayır bitti. Beyler efsane bir yerde bitti. Kariyerini kurtarmaya Beyler kesinlikle şöyle olduğuna inanıyorum. Büyük ihtimalle Real Madrid'in tabi bundan haberi olmadı. Chelsea'yle de biz yollarımızı ayırdık. Ve Chelsea'den özür dilememiz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Hani böyle bir senaryo yazdım ben ama FIFA 18 geldiğinde alamayan arkadaşlarım üzülmesinler, biz oynayacağız. Sizin dediklerinizde yapacağız bölüm bölüm arkadaşlar. Alamayan arkadaşlarım hiç üzülmesinler. Biz varız burada. Sizin yerinize oynarız. İnşallah da arkadaşlar kanalımız büyüdüğü zaman da alacak durum olmayan kardeşlerimize hediye olarak çekilişlerle vesaire verelim. Güzel olacak. Böyle bunları yaparız arkadaşlar. Alexander bir maç oynadık. Tadı damağımızda kaldı ama yakın zamanda müthiş bir seri olarak geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Sportaküs TV'ye de abone olun arkadaşlar. Abone olun ki ailemize katılın. Spor Talk'un ayrıcalığını yaşayın arkadaşlar. Bu bir ego değil. Sportalar bilir arkadaşlar. Bizim aramızda kardeşlik var. Herkesi neredeyse tek tek tanıyorum. Yani tanımadığım sporta çok az. 3000 kişi diye geçmeyin. Twitter'da 30.000'e yakın. Facebook'ta 30.000'e yakın. Instagram'da 50.000'e yakın abonemiz var. Ve bunların hepsi bizim kardeşimiz. YouTube'da da 3.000'iniz şu anda ama yakın zamanda onun da 10.000 olacağını düşünüyorum. Ve bize desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Alexander serisi de gelecek, merak etmeyin. Smoke weed every day. For the next episode.